Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugünkü videoda hızlıca sizlere Bull Token, Bear Token bunlar nedir, ne işe yarar onlardan bahsediyor olacağım. Nasıl çalışırlar, avantajları neler, dezavantajları neler, işte ne gibi tehlikeleri var bunları böyle enine boyuna anlatıyor olacağım. Bull ve Bear Token bir de türevleri çıktı biliyorsunuz. İşte Ethereum Bull, Ethereum Bear, işte BNB Bull, BNB Bear. Önümüzdeki günlerde daha popüler coin çiftleri içinde devamı gelecektir. Hani bu nedir de ne değildir? Bununla ilgili video çekmek istedim. Çünkü bu tokenlar çıkar çıkmaz bizim işte tez canlı arkadaşlar satın almışlar ne olduğunu bilmeden. Bir sürü dili yanan olmuş. Çok fena zararlar edenler var. Çünkü mesela BTC Bull Token son 2 haftalık performansına baktığınız zaman %90'a yakın düşüş göstermiş mesela. Yani hani böyle ters taklaya yatan çok arkadaş var. O yüzden hani bu nedir ne değildir öğrenmenizi istediğim için bu videoyu çekiyorum. Şimdi hep yaptığım gibi gene bir uyarımı yapayım size arkadaşlar. Bakın kripto para piyasaları vahşi batıya benziyor. Daha doğru düzgün bir regülasyon olmadığı için her gün yeni ürünler çıkıyor, her gün yeni teknolojiler üretiliyor. İşte cebinizdeki parayı almak için değişik değişik metodlara başvuruyor bu şirketlerin başındaki insanlar. O yüzden bir şeye paranızı koymadan önce lütfen araştırmanızı düzgün yapın. Bu nedir, ne değildir, ne gibi etkileri var, ne gibi tehlikeleri var, hani bunu alırsam başıma ne gelebilir gibi bu soruları sorun, sorgulayın. Hiçbir şeye böyle arkadaşım söyledi ya da ne bileyim işte bir Telegram grubunda gördüm, herkes alıyormuş, kazanıyormuş, ben de alayım falan. Yani bu kafalara girmeyin. Böyle fütursuzca yatırım yaparsanız kripto para piyasalarında hiç olursunuz. Bütün paranızı alırlar cebinizden. Ben de bu kanalda zaten bu tip şeylerin önüne geçmek için 2 senedir çaba gösteriyorum. İşte o yüzden hem videolarıma abone olduğunuz gibi Telegram'ıma, Facebook'uma, Twitter'ıma da abone olduğunuzdan emin olun. Hepsinin linki aşağıda var. Fiyat hareketlerini yorumladığım gibi bu tip yeni çıkan teknolojileri, yeni tokenları da inceliyorum. O yüzden bunlardan haberdar olun. Anlatmadığım bir şey varsa da bana sorun arkadaşlar. Yorumlar bunun için var. Yorumlarda sorun şu nedir, bu ne değildir, bilmem ne. Telegram'dan sorun, Twitter'dan sorun. Birebir özel ilgi istiyorsanız Patreon'uma abone olun, kanalıma destek olun. Oradan sizinle ilgileneyim. Hepsinin linki dediğim gibi aşağıda. Bilgisiz işlem yapmayın arkadaşlar. Lütfen bakın. Sonra gelip bana ağlıyorsunuz. Benim psikolojim de yerle bir oluyor. Yani bu kadar ağlayan adamla muhatap olunca benim enerjim de gidiyor. Gelelim bu Bull ve Bear tokenlar ne işe yarar? Arkadaşlar bunlar FTX borsasının icat ettiği yenilikçi birer token, yatırım tokeni, aslında fon tokeni. Siz bu tokenları satın aldığınız zaman bir coin satın almıyorsunuz. Bir fona giriş yapmış oluyorsunuz. O fona girdiğinize dair de size token olarak ne kadar girdiyseniz karşılığını veriyorlar. FTX çok yenilikçi bir future borsası. Linkimi, ref linkimi aşağıda bırakıyorum. Üye olmanızı şiddetle öneririm. Çünkü çok hızlı çıktılar ortaya ve hızlı büyüyorlar. Yaptıkları ürünler de çok güzel. İşte Amerikan başkanlığına token olarak iddiaya girmekten tutun da işte shitcoin endeksine, ne bileyim işte böyle future'ları tokenlaştırmalarından Türk lirası desteğine çok hızlı yenilikler üretiyorlar. Ve ben çok beğeniyorum bu yeni yaptıkları ürünleri. O yüzden aşağıdaki linkten tıklayıp üye olmanızı gerçekten öneririm. Önümüzdeki günlerde FTX üzerinden kaldıraçlı işlemler, future işlemler nasıl yapılır, ben ne gibi pozisyonlar alıyorum, bununla ilgili daha çok içerik üretiyor olacağım. Hatta onunla ilgili özel bir grup da kurmayı düşünüyorum. Bunlardan haberdar olmak için zaten kanalıma aboneysinizdir. Bu FTX'e de üye olup işte kimlik doğrulamanızı yapıp vesaire aportta durun ki hani o günler geldiğinde beraber bu grup üzerinden işlem yapıyor olalım. Şimdi gelelim bu FTX'in icat ettiği Bull Bear tokenlar ne yapar, ne eder, ne işe yarar. Özetle yani bir cümlede tanımlamak gerekirse bu Bull token ya da Bear token 3 kat kaldıraçlı daimi future piyasasına girmenizi sağlıyor. Şimdi bunu böyle deyince yani hiçbir anlam ifade etmemiş olabilir. O yüzden ben bu kavramları parçalayarak size tekrar anlatayım. Şimdi kaldıraçlı işlemleri margin trade'i iyi kötü artık öğrenmişsinizdir. Her tür finansal piyasada olduğu gibi artık kriptolarda da kaldıraçlı işlemler her borsada karşımıza çıkıyor. Kriptoda tabii doğru düzgün bir regülasyon olmadığı için 100 kata kadar kaldıraç falan veren borsalar var. Şimdi kaldıraç demek sizin olmayan paranızla pozisyon almanızı sağlayan bir enstrüman demek. Mesela 1000 dolar paranız var ve Bitcoin'in acayip yükseleceğini düşünüyorsunuz. Şimdi 1000 dolarla tamamıyla Bitcoin'e girseniz ve Bitcoin %30 artsa kazanacağınız para 300 dolar olacak.
Ama mesela 100 kat kaldıraçlı bir işlem yapmış olsanız, borsa size 100 bin dolarlık kredi açtığı için anlık, siz 100 bin dolarlık işlem yapmış oluyorsunuz. %30 artış olduğu zaman da 300 dolar değil, 30 bin dolar kazanıyorsunuz. Yani 1000 dolarınıza 30 bin dolar kar elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi bunu böyle yükselirken anlattın mı tatlı tabii. Ama bunun bir de tam tersi var. Burada size borç veren borsa, yani kaldıraçlı işlem yapmanıza izin veren borsa hiçbir zaman kendini riske atmıyor. Siz orada o 1000 dolarınızı kaldıraçlı işlem için teminat olarak borsaya rehin bırakıyorsunuz. Ve borsanın algoritması Bitcoin'deki en düşük düşüşte, en ufak düşüşte 1000 dolar olduğu an zarar otomatikman pozisyonları kapatıyor. Satış emri veriyor ve olan sizin 1000 dolarınız oluyor. Yani yükseliş olduğu zaman karı size veriyor işlem komisyonlarını aldıktan sonra elbette. Ama zarar olduğu zaman hem işlem komisyonlarını alıyor hem de sizin paranız yanıyor. Yani orada borsa kendini hiçbir şekilde riske atmıyor. Şimdi kaldıraçlı işlemler temel olarak böyle çalışıyor ve işte bu bull ve bear tokenlarda otomatikman 3 kat kaldıraçlı olarak işte yatırım yaptıkları enstrümanda sizin kar ya da zarar etmenizi sağlıyorlar. Yani yine örnek verecek olursak bull demek biliyorsunuz yatırım piyasalarında boğa demek. İşte boğa yükselişlerde kullandığımız tabir. Bear demek de işte ayı demek. Ayı piyasası düşüşlerde kullandığımız tabir. Bull token aldığınız zaman yani direkt adı bull olan Bitcoin için yaratılan token. İşte Ethereum bull var. Ethereum üzerinde işlem yapan token. BNB bull var. İşte yarın öbür gün Ripple bull çıkacak. O bull çıkacak. Bu bull çıkacak. Yapacaklar yani bunun devamını eminim. Bull demek yükselişlerindeki future'lara işlem yapan token demek. Bear da demek düşüşlerde short eden token demek. Yani yine örnek vermek gerekirse atıyorum mesela Bitcoin bull token'dan aldınız ve Bitcoin o gün %1 yükseldi diyelim. Bull token 3 kat kaldıraçlı olduğu için Bitcoin'in her %1 yükselişinde %3 yükseliyor arkadaşlar. Aynı şekilde bear da Bitcoin'in düşüşünden kar eden, onu short ederek kar eden bir fon olduğu için Bitcoin %1 düşerse ve sizin elinizde bear token varsa Bitcoin'in her %1 düşüşünden siz %3 kar ediyorsunuz. Şimdi gelelim perpetual future'lara, yani daimi future'lara. Bir de biliyorsunuz piyasalarda future işlemler denen bir şey var. Bu aslında emtialarda daha çok görülür. İşte altın gibi, petrol gibi, mısır gibi, kahve gibi. Yani işte atıyorum işte bir ay sonra sizin altına ihtiyacınız vardır. Ama altının da düşeceğine inanıyorsunuzdur. İşte bugün bu fiyattan almak yerine future'da işte daha düşük bir fiyattan altın future kontratı alabilirsiniz. O gün geldiğinde altın ne derler, o fiyatların altında kalırsa işte siz o işten kar etmiş oluyorsunuz teslimatında. Future'lar normalde tarihli teslim edilir. Hatta fiziksel teslimli yapılır. Yani altın kontratlarında altın fiziksel teslim edilir. Ama şimdi teknoloji ilerlediği için bütün para alışverişleri dijital yapıldığı için cash settlement da yapılabiliyor. Yani direkt parayla orada hesap kitaptan alacak verecek hesaplanıp future teslimatı, kontrat teslimatı yapılabiliyor. Perpetual future dedikleri de yani Türkçesi daimi future yok, sonu olmayan yani hani bir teslim tarihi olmayan future kontratlarına verilen isim. Onlar sürekli serbest piyasada fiyatlanıyorlar işte gelecek beklentilerine göre aldığınız MTA'nın ya da coin'in işte yani mesela bu örnekte bull token dediğimiz zaman işte Bitcoin future'ları daimi future'larına göre fiyatlanıyor ya da işte Ethereum bull dediğimiz zaman Ethereum future'larına daimi future'larına göre fiyatlanıyor. Şimdi gelelim bu FTX neden bu işleri tokenlaştırmış? Arkadaşlar dediğim gibi bu adamlar işte bu future işlemler için fon kurmuşlar. Siz o token'ı aldığınız zaman o fona giriş yapmış oluyorsunuz. Yani bunlar bir coin değil. Yani o yüzden bir coin gibi serbest piyasanın arzına talebine göre fiyatı değerlenip değer kaybetmiyor. İşte future kontratlara yatırım yapan bir fon olduğu için bu fonun değerine göre ya da bu fonun performansına göre değer kazanıyor ya da kaybediyor. Bir de dediğim gibi spot fiyatlarla işleri olmadığı için bu tokenların yani Bitcoin'in o anki spot fiyatına göre değil future kontrat fiyatına göre fiyatlandığı için işte millet hesaplıyor ya bugün işte Bitcoin şu kadar yükseldi ve bu token niye yükselmedi falan. İşte arada o gibi boşluklar ya da fiyat farklılıkları olabiliyor. Ama tabii yani bunu böyle anlattım. Niye bu tokenları yaratmışlar ona da geleyim. Şimdi biliyorsunuz demin anlattım mesela kaldıraçlı işlem, işte future kontrat alımı falan. Şimdi bunlar kompleks işlemler.
Her borsanın arayüzü farklı, her borsanın kuralları farklı. İşte ne bileyim, kaldıraçlı işlem yapacağınız zaman bir margin teminatı bırakmanız gerekiyor. İşte o şey aldığınız şey biraz düşecek olursa margin call oluyor. Bunu mesela geçtiğimiz videoda anlatmıştım, geçen haftakinde. Hatta linkini sağ üst kenara koyayım izlemediyseniz. Yani şey, hani kompleks ürünler bunlar. Anlatabiliyor muyum? Orada bir anda ne yaptığınızı bilmiyorsanız paranızın hepsini kaybedebilirsiniz. Ya da future almak istiyorsunuzdur. Yani orada bir fırsat görmüşsünüzdür. Ama hani nasıl alacağınızı beceremeyebilirsiniz borsada. Bu tokenlar bu işi kolaylaştırıyorlar. Yani tıpkı coin alır gibi işte Ethereum'un düşüşüne ya da Bitcoin'in yükselişine ya da BNB'nin düşüşüne 3 kat kaldıraçlı otomatikman pozisyon almanızı sağlıyorlar. Öyle olunca da işte borsaya girip tek tek 3 kat kaldıraç için teminat yatırmakla, ne bileyim işte aldı komisyonu, verdi komisyonu, bilmem ne, hiçbir şeyin hesabıyla kitabıyla uğraşmadan direkt coin alır gibi bunu alıp cebinizde tutabiliyorsunuz. Sadece FTX borsasında da değil bu arada. Binance'le de anlaşmışlar. Aynı tokenlar Binance'de de serbest piyasada el değiştiriyor. Yani FTX'e üye olmanızı öneriyorum ama bu tokenları FTX'ten aldığınız gibi kendi Ethereum cüzdanınıza da saklayabilirsiniz. Binance'e transfer edip orada da alıp satabilirsiniz. Ya da Binance hesabınız varsa direkt oradan da alıp satabilirsiniz. Biraz da şu fonun işleyişinden bahsedeyim. Şimdi işte FTX'in şeylerini okudum, dokümantasyonunu fonla ilgili. Şimdi bu bir fon olduğu için bu algoritmalar ve başında insanlar tarafından yönetilen tokenlar. Yani fiyatları aslında suni olarak fiyatlanıyor. Çünkü orada fon yöneticisinin inisiyatifine bırakıyorsunuz kendinizi. Mesela FTX açıklamalarında demiş ki, şimdi mesela Ethereum %30 düşecek olursa Ethereum Bull Token işte 3 kat kaldıraçlı olduğu için %90 düşecektir. Ama yani ya da mesela %33 düşerse Ethereum bu %99 düşecektir. Hatta liquidate olacaktır. Yani komple orada pozisyon kapatılıp paranız sıfırlanabilir. Öyle bir risk var diyor. Ama diyor ben diyor bir fon yöneticisi olduğum için bunun başında duruyorum diyor. Öyle sert bir düşüş olduğu zaman ben zaten future pozisyonlarımı kapatıyorum diyor. Token o yüzden o kadar değer kaybetmeyebilir diyor. Ya da aynı şekilde işler iyi gidiyorken mesela bir gün işte future kontratından kar etti diyelim o token fonu. Kardan kazandıkları parayla yine daha fazla Ethereum future satın alıyorlar. Bu da şey normal leverage'lı işlem, future işlem yapmaya kıyasla daha karlı olmanızı sağlıyor. Onu da hızlıca bir örnek üstüne anlatayım. Mesela Ethereum diyelim $200 bugün. Ondan sonra ilk gün $210 çıktı. Ertesi günde $220 çıktı. Toplamda %10 değerlendi diyelim. Sizin de elinizde Ethereum Bull token vardı işte. O fona girmiştiniz. Onda mesela şey bileşik getiri %30 olmuyor. %32-33'lere çıkıyor. Sen kendin kaldıraçlı 3 kat işlem yapmış olsaydın getirin %30 olacaktı bu hareketten. Çünkü sen bir kere başladın işleme, yani pozisyonunu 2 gün önce aldın. O 2 günde %10 arttı Ethereum. Senin pozisyonun 3 kat kaldıraçlı. Sen %30 kazanmış oldun. Ama Ethereum Bull token'ı aldığın zaman başında fon yöneticisi olduğu için ilk günkü karın üstüne ikinci gün daha fazla pozisyonunu arttırıyor. Bu da bileşik getiri gibi bir avantaj sağlamış oluyor. Yani aslında inceleyince çok kafaya yatan bir ürün. Çünkü dediğim gibi future kontrat almak zor, leverage'li işlem yapmak zor. Orada işte komisyon ücretleri, teminatlar, şunlar bunlar uğraşmadan işte bunu böyle coin alır gibi alıp tutabiliyorsunuz. İşte çok daha getirinizi yükseltebiliyorsunuz. Düşüşleri de kâra dönüştürebiliyorsunuz. Bu gibi bir sürü avantajı var. O yüzden ben ürünü sevdim. Ama şunu unutmayın arkadaşlar, videonun başında dediğim gibi. Yani bu işler böyle güllük gülistanlık değil. Yani ben burada hep olumlu örnekleri anlatıyorum ama bunun tam tersi de olabilir işte. Yani çok sert düşüşlerde. Demin dediğim gibi mesela Bitcoin Bull token %90'a yakın değer kaybetti. Hani bu gibi şeyler bu tip fon tokenlarının başına gelebiliyor. Kaldıraçlı işlemler zaten çok yüksek risk sınıfıdır. Kripto para gibi zaten riskli bir şeyin üstüne bir de kaldıraç uyguladığın zaman riski ona katlamış oluyorsun. Yani kripto para piyasalarında yatırım yapmak, Rus ruleti oynamaksa kaldıraç yaptığın zaman o 6 pat silahın içine daha fazla mermi koyuyorsun yani. Hani tek kurşun bana mı denk gelecek yoksa 5 kurşundan biri mi beni öldürecek? Yani riski öyle arttırmış oluyorsun. Bu tip tokenlarda şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Daha doğrusu şunu aklınızdan çıkarmayın. Bu tokenlar şeyi hiç sevmezler. Volatiliteyi hiç sevmezler.
yüksek momentumu da hiç sevmezler. Yani işte Bitcoin ve kripto paraların bugün geçirdiği günler, işte bir gün %10 artıyor, ertesi gün %20 düşüyor. Yani böyle günlerde bu tokenlar size acayip zarar ettirebilir. Çünkü hani orada future'larda işlem yaptığı için iş terse döndüğü zaman bir anda kazancı sıfırlayabilir. Bir de üstüne 3 kat kaldıraç var. O yüzden yani iyice eriyip gidebilir para. Çok 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 riskli olduklarını bilin ve bunların coin olmadığını bilin arkadaşlar. Yani işte bir Algorand almış gibi, Ripple almış gibi, aldım ben bunu işte çocuklarım için bir sene saklayacağım derseniz 3 ay sonra açın bakın cüzdanı, o para sıfır olmuş olur. Bunlar çok kısa vadeli işlemlerde kullanılması gereken tokenlar. Yani işte Bitcoin'in yükselişin devam edeceğine inanıyorsanız o an alıp akşamına ya da birkaç saat sonra karınızı elde ettikten sonra satıp çıkmanız lazım. Ya da işte Ethereum'un düşeceğine uyandınız. Orada da teknik analizinizde düşüşün geldiğini fark ettiniz. İşte Ethereum bear token alıp düşüşünden 3 kat short ederek çok güzel para kazanabilirsiniz. Ben keza şu geçtiğimiz haftaki düşüşlerden işte Ethereum bear token'ım sayesinde zararın bir kısmını çıkarmış oldum. Dediğim gibi vaziyet bu. Yani aslında anlatacak çok daha fazla şey var. Burada mesela rakamsal hesaplar yaptım. İşte şu %10 yükselse bu %30 yükselir vesaire vesaire. Onun içinde aslında başka başka entrikalar da giriyor. Çünkü mesela bu bir fon olduğu için her gün fon işletim ücreti kesiyorlar. Ne bileyim işte alırken satarken falan o future işlemlerindeki kaldıraçlı komisyonlar falan bu hesaplara dahil edilmiş değil. O yüzden şimdi evde hesap yapıp işte şu %10 artsa ben %30 kazanırım dediğin gibi evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Yani bunlar böyle kompleks şeyler olduğu için, enstrümanlar olduğu için orada bir sürü oynar parçası var. Hepsini okuyabilirsiniz. FTX'in destek sayfasında hepsini tek tek anlatmışlar. Mesela demin yani videoda bahsetmedim ama bir de hedge diye bir şeyleri var. Mesela tokenları var. Yani bull bear bir de hedge. Hedge de mesela tek kat kaldıraçlı terse hareketi garanti altına almak. Yani işte şeyinizi, pozisyonunuzu hedge etmenizi sağlayan bir token. Yani bir sürü türevleri var. Bakmanızı öneririm. Çünkü yani günlük trade yaparken kısa vadeli alım satımda karınızı yükseltebilir. Ya da işte zarardan, düşüşlerden zarar etmeniz yerine kar etmenizi sağlayabilir. Dediğim gibi bu işin babası, mucidi FTX. FTX üye değilseniz lütfen aşağıdaki linkten, benim ref linkimden üye olun. Bu konuda önümüzdeki günlerde daha elle tutulur. Yani hani alım satım pozisyonları olsun, işte kim nerede ne yapmış falan. Daha çok içerik üretiyor olacağım. Biraz da tabii sizden gelen destekle alakalı bu. Siz böyle bir şeyde talep oluşturursanız, işte Emre Bey lütfen bize bu konularda yol gösterin diye, ben de biraz daha bu konulara ağırlık vereceğim. Çünkü bu ürünler güzel arkadaşlar. Hani ben bugüne kadar öyle aman future trade, margin trade açmıyordum. Ama hani bunu böyle tokenlaştırmaları işimi acayip kolaylaştırdı. Tık diye girip tık diye çıkabiliyorum. Serbest spot piyasada alıp satabiliyorum. Sadece FTX değil, Binance'de de alıp satabiliyorum. Bunlar büyük nimetler. Ama ne kadar riskli olduğunu unutmadan bunları alın. Sakın öyle aldığınız gibi bırakıp gitmeyin. Elinizde kalırsa paranız da başkalarının cebine girer. Şimdi bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin, bana destek olun. Dediğim gibi bu konularla ilgili bir sorunuz varsa, anlatmayı ihmal ettiğim ya da yeterince net anlatmadığım bir şey varsa yorumlarda hepsini merak ediyorum. Sorun bana. Bir de dediğim gibi bu işler ilginizi çekiyorsa, bu konularda daha çok içerik istiyorsanız onu da bana yorumlarda söyleyin, belirtin. Ona göre ben de önümüzdeki günlerde bu konulara biraz daha fazla eğilmeye çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.